Herkese hayırlı günler. Şu an görmüş olduğunuz otlar soğukluk otu, semizotu da deniyor. Bizim buralarda rastgele yerden çıkıyor. Hani biz ekmiyoruz böyle bir otu. Normalde bunun cacığını falan da yapıyorlar. Salatalığın haricinde bunun cacığını da yapıyorlar. Fakat ben bunu tavsiye üzerine izlediğim videolara bakarak bıldırcınlarda kullanıyorum. Yumurtasını büyüttüğü söyleniyor. Yumurtası büyümesi için kullanıyorum. Şimdi hem bıldırcınları göstereceğim. Onlarla ilgili değerlendirmeler, işte nasıl gittiğiyle ilgili video çekeceğim. Hem de hayvanlara biraz bundan vereceğim. Daha sonrasında küçük yavru bıldırcınları da aynı şekilde bunlardan götürüp ufak tefek onlara da vermeye çalışacağım. Hayvanların, bıldırcınların özellikle çok fazla sevdiği bir şey. Yani normal otun dışında bunu gerçekten çok fazla seviyorlar. Devamlı yiyorlar. Biz de sürekli buralarda olduğu için atıyoruz. Şimdi oradan devam edelim. Hayvanlara getirdim. Şurada ikindim vakti attım. Şu şekilde mesela köşelerinde falan sürekli vurup yemişler şuralarını. Normalde yani sabah akşam attığım için sabahki olan olmuş olsaydı daha fazla yediğini görürdünüz. Yumurtlama konusunda çok iyiler. Yani civciv yemi veriyorum zaten. Şu an yemlikte de gözüküyor. Yumurtlamada gerçekten çok iyiler. Fakat şu belli zaman aralığında yumurtluyorlar. Şu an mesela yumurtlamamışlar. Ben yumurtlamışlardır diye belki gelmiştim ama şu an yumurtlamamışlar. Yaklaşık olarak saat 2'den sonra, yani 5-6 gibi yumurtluyorlar. Şu an saat 4 gibi. Çekiyorum ben bu videoyu. 5-6 gibi yumurtluyorlar. Yumurtaları da gerçekten gayet iyi, iri ve dediğim gibi yumurtlama performansı özellikle hayvanların çok iyi. Ondan çok memnunum. Sayı olarak işte az olması bizim için biraz şey ama zamanla zaten çoğaltacağım inşallah. Bakın yemeye başladı oradan. Zamanla da daha fazla çoğalacaktır. Yer filan da ayarlaması yapılırsa eğer, gerçekten tavuğa göre özellikle ben aynı şekilde örnek veriyorum. Belki bunun lohmana veyahut da ataksa verildiği zaman böyle hazır yemler, belki onlarda böyle bir yumurtlama performansı alınabilir. Aksi takdirde gerçekten çok iyi yumurtluyor ve herhangi bir tavukta bu şekilde bir performans alınacağını pek sanmıyorum. Dün de 3 yumurta vardı. Bugün de emin olun en az 2 tane yaparlar. Zaten 3 tane dişi var. O anlamda ben, eğer ki insanların imkanı yoksa, bir apartman dairesinde yaşıyorsa veyahut da yeri kısıtlıysa, erkek beslemeden, çünkü erkekleri ses çıkarıyor. Erkek beslemeden dişilerini bunların besleyebilirler ve ciddi anlamda verim alabilirler. Tabii bu jumbolar için geçerli. Ben de jumbo var. Jumbolar için söylüyorum bunu. Diğer türlerinde bilmiyorum. Hani yumurta verimi nedir ne değildir tecrübe etmedim, yaşamadım. Ama kesinlikle çok iyi yumurtladığını söyleyebilirim. Bu şekilde bıldırcın beslemeyi tercih edebilirler. Tavuğa imkanı olmayan veyahut da yeri olmayan insanlar bıldırcını besleyebilirler. Onu da söyleyeyim. Ve işte en kısa sürede yumurtaya geliyor olması, 45-50 günde kesinlikle başlıyor yumurtlamaya. Sadece yer değişikliği çok fazla yapmıyorsun. Onu da zaten belli bir zamandan sonra bir sistem tutturup çok fazla değişiklik yapmazsınız. Haricinde de herhangi bir sıkıntılık bir şey yok hayvanın. Su içmesi olsun, işte yem yemesi olsun, problemli bir hayvan değil. Daha önce de demiştim, biraz yemlikten fazla yem dökebiliyorlar. Biraz eşelenme olay var. Onu da yemlikleri mümkün olduğunca yarı seviyesinin aşağısında dolduruyorum bu yemliği. Öyle olunca dışarı dökmüyor. Yoksa çok fazla doldurunca sürekli bir kazma gibi bir şey yapıyor. Hani kazarmış gibi dışarı doğru döküyor. Ama onu da dedim, bu şekilde bu sorunu da çözebilirsiniz. Bu semizotunu da yumurtanın büyüklüğü için kullanabilirsiniz. Gerçekten yumurtaları da iri. Ben yaklaşık olarak 3 maksimum 4 yumurtasının bir tavuk yumurtasına eşit olabileceğini düşünüyorum. Özellikle sarısı daha böyle çok duruyor. Yani beyaz kısmına göre tavuğun da aynı şekilde biliyorsunuz, bir sarı kısmı bir beyaz kısmı var ama
Tavukta bu sarı kısımla bıldırcının sarı kısmının oranı bence arasında farklı. Bıldırcın çok daha fazla beyaz olan kısmına göre sarı o özü çok daha fazla tavuğa göre. O yüzden de hani 3 yumurtası bir tavuk yumurtasına eşit olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası. Keşke yumurtlamış olsaydı, onu da gösterirdim ama dediğim gibi ikindim vakti bende ekiler ya da herkes de öyle muhtemelen, çünkü bir arkadaşım da daha var, onunla da konuşuyorum arada. İkindim vakti genel itibariyle yumurtluyor. Şöyle yine saklanabileceği çok açıkta olmayan ufak tefek yerler yapıyoruz. Yaptık yani. Otları falan koyduğumuzda onları çok fazla dağıtıyorlar, ediyorlar. Yani pek düzenli tutmuyorlar ama bu şekilde işte biraz daha düzgün şeyler de yapabiliriz aslında, bağlayarak falan. Saklanabileceği, yumurta yapabileceği, ki genelde buraya yapıyorlar. Özellikle şu köşeyi yapmasını istemiyoruz çünkü kapının genişliği öyle çok geniş değil. Elimiz falan uzanamayabiliyor. Bunun olmaması için genel itibariyle bu köşelere falan yapıyoruz. Buralara yumurtlasın diye. Hayvan bir garip oldu, anlamadım. Yine şuradaki çukuru görmüşsünüzdür. Şuralara devamlı eşiniyorlar hayvanlar. Sıkıntısı işte bir belki tavuktan farklı yanı, kaçarsa muhtemelen kolay kolay gelmez. Kaçırma ihtimaliniz var. Onu tavuk gibi böyle işte gezdirtirip veyahut da dışarı çıkarıp süremezsiniz. Kanadını kesip belki yaparsınız ama bir tavuk gibi olmaz en azından. Anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla da bir şey yok. Genel olarak zamanla inşallah yine bu hayvanları göstermeye çalışırım. Bu hayvanlar 2 ayı geçmiş hayvanlar. Gayet iyi yumurtluyorlar. Yumurtlamaları da bir 2 hafta, belki 3 hafta oldu. Gayet iyi yumurtluyorlar. Yer değişikliğinde sıkıntı yaşadığını söylemiştim. Yer değişikliklerinde problem yaşıyorlar. O bile yumurtlamalarını geciktiriyor. Yani eğer ki gençken yer değiştirmişseniz geciktiriyor. Yetişkinken değiştirdiğinizde ise tamamen yumurtadan bir 15-20 gün kesiliyorlar. O yüzden mümkün olduğunca aynı yerde beslemeye çalışın. Ve bunlar bir şeyi daha araştırdım. Belki aklına takılanlar ya da düşünmüş olanlar olabilir. Civcivlerle bunların yavruları beraber büyüyebiliyor. Veyahut da şunların içine civciv attığınızda sıkıntı çıkmayabiliyor. Tabii küçükken beraber koymak şartıyla. Böyle bir şey de aklına takılan olursa yapılabiliyormuş, ki ben de ilerleyen zamanlarda inşallah öyle şeyler deneyeceğim. Test ederek de göreceğiz ama olduğunu da biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.